Şapka güneş için gözlükte göz teması sevmiyorum. Bu yüzden açıklamak istedim. Bugün de tarihi eserleri incelemiyoruz tabii ki. Sokak röportajı yapıyoruz. Kadın şoförün araba kullanmak konusunda erkek şoföre göre daha başarısız olduğu görüşüne katılıyor musunuz? Yok, başarılılar, düzgünler. Bence de öyle. Bence de öyle. Bence öyle değil. Yani sonuçta nasıl öğrendiğine ve nerede öğrendiğine göre değişebilir diye düşünüyorum. Bence yanlış bir kanaat. Bayan şoförler trafikte daha duyarlı olduklarını düşünüyorum erkeklere göre. Katılıyorum. Çünkü bütün kadınlar usta şoför değil erkekler gibi. Erkekler daha usta gerçekten bu konuda. Kadınlar daha başarılı, daha dikkatli. Kadınların her işi erkeklerden daha iyidir. Güvenlik arkamda şu anda. Tedirgin hissediyorum. Dünya düz diyen insanlara dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl anlatırsınız? Dünya yuvarlak. Uzaya çıkartarak. Ya da uzay videolarını göstererek. Her zaman aynı yere doğru düz yürümesini söylerdim. Yürüyünce niye yere düşmüyorsun kardeşim? Anlatamam. Hani eğer dünya düzse mesela niye biz aşağı doğru düşmüyoruz? En kenara gidince niye hep aynı yere geliyoruz? Günde kaç litre su içiyorsunuz? Yazın 3 litreyi buluyor. Kışın o da aklıma geldiği zaman yani belki 1 litre falan. 4 litre gibi içiyorum ben aşağı yukarı. 1,5 litre falandı ya. 4. 6. Kaç litre su içiyorsun? Günde değişiyor tabii ki. Yaklaşık 1,5 litreye yakın. Aynı zamanda benim bir böbrek rahatsızlığım olduğu için genelde 2 litreyi tamamlamaya çalışıyorum. Bilmem hesaplamadım ama içiyorum, çok içiyorum. Litre. Litre mi? Ben bir ara 2,5 litre içiyordum. 3 litreyi geçkin. Sadece su olarak söylersek 2,5 litre civarında. Ama normal içecekleri de katarsak 5 litrenin üzerinde. Günümüz feministlerinin sunduğu dünya yaşanabilir bir dünya mı? Yani öyle bir soru sordun ama tabii yaşanabilir dünya. Ama ortada bozanlar falan pişman. 10 numara memleket, özellikle bizim ülkemiz. Dünyanın yalan dünyanın cenneti. Yaşanacak en güzel yer. Yaşanabilir tabii ki. Zaten kadın egemen bir dünyada yaşıyoruz. Yani yaşanabilir, evet. Tamamen kadın denilen varlığı bireye ilahlaştırmak bence hiçbir doğru değil yani. Hem İslami yönden doğru değil hem beyin yönünden doğru değil. Kendi fikrimce öyle. Yani ayrıştırmak yanlış. Çünkü gerçekten önceki feministler neyse, yani normal dünya feminizmi neyse ama Türkiye'de bence yanlış uygulandığını düşünüyorum. Çok politik bir insanım, araştırdığım için söylüyorum bunu. Ben yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Yani feministlerinkini tam olarak bilmem ama yani içine de katsak olur. Şu andaki yaşanılacak bir dünya yok maalesef. Özellikle ekonomik şartlar, ülkenin yönetim şekilleri, bu A partisi, B partisi önemli değil. Artı dünyanın tamamının bir şekilde yanlış yönetilmesi veya birilerinin bir şey hırsı yüzünden yani dünya bile şu anda yaşanacak durumda değil. Ki kaldı ki feministlerin istediği şekilde ki onu da zaten yapanlar bir şekilde ne diyeyim, dünyanın değişmesini isteyen bir kesim. O yüzden şu anda dünyada yaşanılacak bir şey yok yani. Hayır. Dünya çok berbat oldu. O kadar çok zor ki ekonomi şartları, geçim, kirada oturanlar. Dünya çok kötü oğlum. Çok berbat. Günümüz feministlerinin sunduğu dünya yaşanabilir bir dünya mı? Hayır. Feministler bence tamamen saçmalıyor. Kesinlikle kadın ve erkek eşit olamaz. Hani özellikle çağımızda eşit olamaz. Yaşanılmaz bir dünya. Yaşanır ya. Bence güzel. Feministler. Şey yani. Ne bileyim elitler, şeyler. Bence hoş. Güzel bir şey bu. Hayır. Kesinlikle hayır. Çoğu zaten feminist olduğunu düşünüyorum çoğunun. Evet. Feminazi evet, çoğu öyle. Feminazi bence aynı şeyler değil. Birisi eşitliği savunurken birisi daha üstünlüğü savunuyor. Yeni bir telefon alsan yükleyeceğin ilk uygulama ne olurdu? WhatsApp olurdu. WhatsApp. Namaz uygulaması olurdu herhalde. Ben bilmiyorum telefonu. Boostars. TikTok. Yükleme. Kullanmam, 30 yıllık bir numaram var, sırf beni bulsunlar diye. Hiçbir şey yüklemem. Yüklersem de devlet ekranlarıyla alakalı güzel şeyler yüklerim. Askerimiz özellikle.
Güneydoğu'da görev yapan bordo vererlerle, reisimiz de özellikle, devlet beyle alakalı özellikle. Bunları yüklerdim. Bir basketbol oyunu yüklerdim. Instagram'a. Şu anda askerliğin zorunlu yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani biraz daha uzatılabilir yani 6 aydan 10 ay olabilir. Yani tabii ki yani askerlik yani zorunlu derken tabii ya şimdi normalde askerlik süresi düştü. Ben 20 ay yaptım ama şimdi 6 ay yapılıyor. Tabii. Zorunlu mu olmalı? Zorunlu olmalı. Paralı askerlik mi olur? Türk milleti askerdir aslında benim bildiğim. Türk milleti asker olması lazım. Bir kere anlatacak ileride anısı olmalı bence. Ben erkek olsam kesinlikle zengin de olsam ben o zorluğu yaşamak isterim ki benim ülkemi koruyan askerin, polisin ne kadar zor bir şartlarda görev yaptığını onları daha iyi anlamak için yaparım yani. Bence bedeli değil de şartlı olması, mecburi olması. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Filistin davasına yakın olan birisi vardı. Ronaldo muydu, Messi miydi? Ronaldo. Ronaldo diyorum. Ronaldo'ya isim yapmış ama Messi daha süper geliyor benim için. Süper yani. Ronaldo. Ben Ronaldo'cuyum. Kayseri halkının çoğunun yobaz olduğu iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoğu demeyelim ama şehrimizde gerçekten yobaz bir zihniyet hakim. Yani okuyana, gelişene, entelektüel zihniyete düşman olan bir o kadar kesim var. Katılmıyorum. İç Anadolu insanı cana yakındır. Kayseri'de, İç Anadolu'da bir şehrimiz, güzide bir şehrimiz. Ben de Kayseri'yim ve katılmıyorum. Adamlar tam demiş doğru. Dürüst, doğru yani. Bir yuvası var yani, yok değil. Hele bir esnafları. Bir şey uzanıyor. Ya alıyorsun niye elliyorsun? Ya alıyorsun bahane bahamem mi yani? Bir ayakkabı bir şeyleri bahamem mi yani ki? Vallahi doğru ya. Yalana gerek yok, doğru. Yani çoğu geri görüşlü. Mesela geçen bir röportaj yapmışlar. Pardon, röportaj demişim. Bir haberleri Kayseri radarda gördüm sanırım. Kız açık giyiniyor. Taciz ederler saklıdır diyor. Affedersiniz yani o da hak etmiştir diyor. Yani bu çok geri görüşlü. Laiklik diyorlar. Demokrasi diyorlar. Yani şu an ülkemizin yönetilmesinin laiklikle demokrasinin alakası yok. Bu konu nereden geldi bilmiyorum ama bu kadar yani. Yani Kayseri halkı yobaz, onu söyleyeyim ben. Kütüphane yapmakla, kütüphane açmakla olmuyor entelektüel. Yani sadece bunlarla değil, şurada bir dans edilmesi lazım. Bir tango, bir vals. Ya da Fars kültüründen bir esintiler alabiliriz. Yani doğuya inince yobaz, batıya çıkınca çağdaş, öyle değil. Profesör rahmetli Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi modada it gezdirmekle çağdaş olunmuyor maalesef. Sürekli çıkmasın elimde. Şunu bir yere koyak da. Olur, yoksa oraya koyabilirsiniz. Canımı sıkarsan kafana vururum ama ha. Hadi bakalım. Kayıtta mıyız?